Bana baksana. Sen neden buraya geldin? Görmüyor musun? Düğün bitti. Ve artık organizatöre de ihtiyaç kalmadı. Ha, anladım. Sen para istiyorsun, değil mi? Dans edip şarkı söyleyerek para toplayabilirsin. Ne bakıyorsun bana öyle ha? Yoksa bana kızdın mı? Çok mu kızdın? Küfür mü etmek istiyorsun? Et hadi. Ama insanları zehirlemek ve ısırmak sadece benim işimdir. Sakın korkma, sana şu an zarar vermeyeceğim. Seni karşılamak için çok hazırlık yaptık. Baksana, herkes seni bekliyor. Adın neydi? Ami gibi bir şeydi galiba. Sen buraya neden geldin? Ne istiyorsun bizden? Neden oğlumun canını almak istiyorsun? Onu rahat bırak. Oğlum için neyin iyi olduğunu ben bilirim. O yüzden de Mahir'in kendisi için en iyi kızla evlenmesini sağladım. Aslında çok haklısınız. Buna hiç şüphe yok. Mahir en doğru kızla evlendi. Onun için doğru olanı en iyi siz bilirsiniz. Her zaman olduğu gibi. Kızım, neden Sumi'nin söylediklerini tekrarlıyorsun? Ondan korktuğun için mi? Söylediklerim birden değişti de. Söylediklerim nasıl değişti bilmem. Ama çok yakında seninkiler de değişecek. Arkanıza baksanıza. Gelin birazdan yüzünü gösterecek. Saçmalıyorsun. Bu nedir böyle? Düğün bitti, yeminler edildi. Neden hala yüzü kapalı? Delirdiniz mi siz? Evlendiniz artık. Yüzün neden hala kapalı? Buraya gel Şivli. Evlendiler. Örtüyü aç hadi. Çok fazla oldun ama. Örtünü aç diyorum ve beni dinlemiyorsun. Tepem çok fena atacak, az kaldı. Ama yeter artık, bu kadarı da fazla. Bela? Ama bu olamaz. Şaşırdın mı? Ne oldu? Kızdın mı? Hı? Bana vurmak ve küfretmek mi istiyorsun? Isırmak da isteyebilirsin. Oh. Ama sen bunların hepsini yaptın zaten. Anneciğim. Bir şey bırakmadın ki. Ne yazık ki bütün bu yaptıklarına rağmen yine hayattayım. Çok hazırlık yapmışsın. Hiçbiri boşa gitsin istemem. Birini çok düşündüğün zaman onu mutlaka görürsün derler. Bak geldim işte. Bütün acılarına son vereceğim. Diz, boyun ve omuz ağrıların bitecek, merak etme. Hepsini kökünden çözeceğim.
Bu ne Sumi? Hani sen yılan kraliçesini öldürmüştün? Hem de kendi ellerinle. Papi! Papi! Papi çok şeker! Gel 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 hadi gel. Hadi oynayalım papi. Hadi 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 hadi. Benimle gel şeker şey. Hadi beraber oynayalım. Hadi. Hadi gel papi. Bugün ben evlendim papi. Sana da şeker vereceğim. Hadi gel. Gel şeker ye papi. Çabuk çabuk. Hadi çabuk gel. Aa, ne diyordun? Affedersin. Sen bir şey demiyordun. Çünkü ben seni susturmuştum. Kes sesini bela. Bu nasıl olabilir? Şivli, onun ailesi, yani her şey. Bu mümkün değil. Hanımefendi, acil bir telefon var. Şimdi olmaz, beni rahatsız etmeyin demiştim. Cevap versene, konuş bence. Nasıl olsa ben buradayım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. Önemli bir telefon olmalı. Cevap ver lütfen. Ne oldu anne? Oğlunla konuşmak istemediğini biliyorum ama en azından Şivli'nin babasıyla konuşabilirsin. Arayan oydu değil mi? Çok mu korkmuş? Onu havaalanından nasıl alıp otele bıraktığını söylerdi belki. Dışarısının tehlikeli olduğunu, otelden çıkmamaları gerektiğini söylemiş. Ama sen sabahtan beri onun aramalarına cevap vermiyorsun. Cık cık cık. Müstakbel akrabalarına düzgün davranmalısın bence. Bu kadar yeter. Sen yaptın. Üçünüz. Birlikte yaptınız değil mi? Üçümüz mü? Bir, iki, üç. Öyle mi Bela? Dördümüz. Ami de bizimle birlikte. Onu evde bıraktım. Sizi ve evde olup biteni kontrol etmesi için. Ami bana bu evde düğün yapılacağını söyleyince ben de gelme ihtiyacı hissettim. Anneciğim, gerçek şu ki ben çok yoruldum. Yine ve yeniden gelin olmak istemiyorum. Ben Mahir'le evlendim ve onu kocam olarak kabul ettim zaten. Onunla birlikte olmak için yemin ettim. Bunu kabul etmeniz için daha kaç kere evlenmemiz lazım anlamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.